Antalya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Sayın İlhan Ayhan bizimle birlikte. İlhan Bey, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Taner Bey. Çok teşekkür ediyorum. Son dönemin aslında en sıkıntılı sektörlerinden birisi besicilik Evet. ve her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Gerçi ilk olarak sabah da paylaştım. Bakanlığın bir açıklaması vardı dün. Besilik sığır ithalatı başvurusu durduruldu dedi. Önce bununla başlayalım. Bunun sektöre yansımaları nasıl olur İlhan Bey sizce? Tabii ki bu da doğru olmadı. Doğru olmadı şöyle, yani planlamamız hep Tarım Bakanlığımızda nedense eksik gidiyor. Bunun da bir planlı olarak yani belirli bir süre içerisinde şu anda evraklarını hazırlayanlar var, gemide malları gelenler var. O yanlış. Ha, tabii ki ithalat bir hükümet yapacaktır. Ama planlı ve ölçülü yapılması lazımdı. Sınırsız ithalat bizim yerli besicimizi çok mağdur etmiştir. Para kazanamamıştır. İthalat ve ihracat yapılırken hükümet olarak, bakanlık olarak yerli üreticimizin daima kazandırılması lazım. Bu göz önünde durmasam. Burada ne çıktı? Bunlar göz önünde durdurulmadı. Bunlar durdurulmayınca üreticimiz üretimden çekilmeye başladı. Evet, üretimden Bununla çekilmeye başladı. ilgili Buyurun. ben Antalya ili olarak %20, %30'a yakın istifa dilekçelerim var. Genelde üreticilerimin tek sorunu var. Besicilikten para kazanamıyor. 2019 yılı gerçekten zor bir dönem geçirdi. Ben az önce mezbahaneydim. Bölgemiz olarak mezbahanede borsadaydım. Et borsasındaydım. Evet. Bugünkü fiyat 29,5-30 lira Antalya olarak. Bu fiyat bu üreticiyi mağdur ediyor. Niçin mağdur ediyor diye bakarsak ülkemizin ham madde girdilerinin yüksek olması, yem fiyatlarının çok yüksek olması, enerjinin, elektriği kullandığımız yüksek olması, mazot giderlerimiz yüksek olması bu üreticiyi mağdur ediyor. Bir baktığımız zaman 29-30 lira et fena değil ama senin gizli maliyetlerin yüksek olursa yem fiyatlarının bu olmayacağını düşünmekteyim. Acilen bakanlığımız bizim yem fiyatlarla ilgili çalışmalar yapılması gerekmektedir. Bizim yerli besicimiz pazara çıktığı zaman hayvanını 5.000 TL almış olduğu hayvanı 10 aylık bir besi sürecinde en az 5.000 lira gibi dana eve bağlamış olduğu para kadar bir yem gideri var. Bu giderle bu besi 10 bin liraya mal ediyor. Bu danası 320-330 kilo geldiği zaman bu dana da 9 bin, 10 bin, 10 bin TL arasında yapmaktadır. Bu da üreticimizin sürekliliğini yaptıramaz ve burada zarar açmaktadır. Evet, zarar ediyor. Şimdi İlhan Bey, az önce önemli bir şey söylediniz. Bizim birliği üye en az %20'si istifa etti dediniz. Ben buradan biraz sohbeti götürmek istiyorum. Şu an birliğinizin kaç üyesi var ve istifa edenlerin sonrasında kaça geriledi? Evet, biz birlik olarak 800'e yakın üyemiz vardı. Şu anda 650'lerin altına düştük. Yani benim bölgem olarak Antalya ili olarak %20, %30 gibi. Taner Bey, ben bu ölçüyü bir de şöyle vermek istiyorum sizlere. Lütfen. Bizim işletmelerin kapasitelerini ne kadar dolu, ülkenin kapasiteleri ne kadar dolu. Şöyle örneklemek gerekirse Buyurun. 100 başlık işletmede 30 tane hayvan var. Yani 40 tane, 50 tane işletmelerdeki sayı oranı %50 üretim ülkenin düşüyor. Bu da kırmızı bir alarmdır. Evet. Acaba yeni sene daha çok mu ithalat yapacağız? Bu üretici bu üretimden çekilirse bunun önlemi alması lazım. Besinin önüne açılması lazım. Bu çok önemli. Bunun altını çiziyorum. Zaten bizler belirli yaşta arkadaşlarımız yapıyor. 50 yaşın üzerinde kardeşlerimiz yapıyor bu işi ülke olarak. Gençleri bu işe zor çekiyoruz. Bu besler zor çekiyoruz. Bu gençler de gelmiş olduğu zaman para kazanamayınca bu üretimden çekiliyor. Bunun için hükümetimizin acil önlemler alınması gerekir. Ham madde ile ilgili çok ciddi çalışmalarının olması gerektiğini düşünüyorum. Evet, ham madde özellikle bu yem konusu besicimizin belini büküyor. Şimdi İlhan Bey, bir de fiyat konusunu sormak istiyorum sizlere. Şimdi siz de az önce söylediniz. Sesinizi biraz zor alıyorum. Evet, şu an duyabiliyor musunuz? Duyuyorum. Tamam, sanıyorum şu an daha iyi. Şimdi Daha, evet. evet, kusura bakmayın, ben de biraz rahatsız olduğum için belki bundan dolayı sesim size sıkıntılı ulaşıyordur. Şimdi Çok geçmiş olsun. teşekkür ediyorum, sağ olun. Biliyorsunuz besici kesim fiyatlarından da dertli. İşte siz de dile getirdiniz, 29,5-30 lira bandında. Biz vatandaş olarak bugün bir markete gittiğimizde ya da kasaba kıyma, kuşbaşıyı İstanbul için 55 liradan aşağı almıyoruz. Ya da gidip böyle dışarıda et ürünleri yemeye kalksanız böyle 100 gramlık
gramlık bir porsiyon 40 liradan 50 liradan aşağı önünüze gelmiyor. Yani bir tarafta böylesine düşük bir fiyat var, öbür tarafta yüksek fiyattan tüketmek durumunda kalıyoruz. Niye böyle bir dengesizlik var sizce? Doğrusunuz, çok haklı bir konuya değindiniz. Yani burada biraz da var işte, nasıl diyeyim, vicdansızlık mı diyeyim, nasıl olabilir? Çünkü 30 lira mezvanda kargaz kesilen etin kilosu 200 gramını, 100 gramını var işte 40 lira, 45 lira, çok acımasız fiyattır. Ben aynı zamanda bir işletme, iki tane işletmem var, restorançılık işim de, eşim var, özel işim, kendim işim. Evet. Bende de 100 tane yakın eleman çalışmakta ve biz 200 gram köfteyi 16 TL'ye vermekteyiz. Yani böyle vahiş fiyatlarla var işte ya. Kırmızı etten insanları çekmek de doğru olmadığını düşünmekteyim. Yani kıyma fiyatını söylediniz. 55 bin lira dediniz. 55 evet. TL olduğunu söylüyorsunuz. Kıymamızın fiyatı tabii ki semtine göre, dükkan kiralarının yüksek olduğu İstanbul gibi çok önemli yerlerde gerçekten kıyma fiyatları 50-55 bin liradır. Ama biz genele baktığımız zaman 45 ile 48 bin lira, 50 bin lira olarak düşünüyorum. 50 TL olarak. 50 TL bazı ürünlere bakılırsa, yani 50 TL'nin ben çok yüksek bir rakam olmadığını, yani bir otoparkta 20 lira bir bağış verirse 50 lira bir kilo kıymanın fiyatının çok yüksek bir para olmadığını, ama işlenmiş et olarak Avrupa'da da yüksek tabii ki yani. Evet. Ama biraz da işletme sahiplerimiz, restorançılar arkadaşlarımızın bu fiyatlarını biraz gözden geçirerek bu fiyatların olmaması gerektiğini düşünmekteyim. Evet, şimdi biliyorum zamanınız da kısıtlı ama İlhan Bey, sizi bulmuşken bir iki soru daha yöneltmek istiyorum eğer ki vaktimiz varsa. Tabii ki, malum tabii ki. Şimdi siz de dediniz, et fiyatları evet aslında satış noktalarında düşük ama biz üretici kazanamadığı için aslında asıl mesele burada. Şimdi üreticinin kazanması için bazı hamleler yapılıyor dedik. Bir söylem dolaşıyor, yine Sırbistan'dan 2000 tonluk bir karkas et ithal edileceği yönünde. Bir tarafta Et Süt Kurumu'nun depolarında biliyorsunuz 50 bin ona yakın bir et stoğu söz konusu. Et Süt Kurumu kestiriyor ama ödemeleri de geciktiriyor. Peki bunun besiciye yansıması neler olur? Bu intihar olur. Bu dinamit olur. Bu üretimin altında dinamit komandır. Şu anda Et ve Süt Kurumu depolarındaki etlerini eğer tüketmekte zorluk çekiyorsa, ihracat yapmakta zorluk çekiyorsa, 2000 ton ithal etin yapılması intihardır. Bu canlı bomba gibi yani. Bunu nasıl bir karar alır Sayın Bakanım? Cumhurbaşkanım nasıl bunun altına imza atar? Ben bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Önce bizim üreticimizin hayvanını par etmesi lazım. Stoklarımız varsa depolarımızda, Et ve Süt Kurumu'nun depolarını, bunların boşaltılması lazım. Bu ülkenin kargar fiyatı 34-35 TL olması lazım. Evet. Kıymanın fiyatı da varsa 55-60 lira değil de 48 lira 50 lira arasında dönmesi lazım. Burada herkes saçını sakalını önüne koyacak. Ne yaptığımızı iyi bileceğiz. Her zaman kazanacağız, az kazanacağız. Günübirlik çok kazanıp da bir gün kazanmayalım. Biz ileride ömür boyumuza, çocuklarımıza bunu iş olarak koyalım. Ben böyle düşünmekteyim. Evet. İlhan Bey, bu kapasiteyle ilgili olarak hayvanını kestiren ya da satan besici yerine yenisini koyabiliyor mu? Koyamıyoruz. Koyamıyorum. Koymamasının sebepleri çok açıktır. Para kazanamaz. Para kazanamayan hiçbir iş sürekliliği devam sağlanmaz. Para kazanamayacağız üretimden çekilmekte. Ben şunu biliyorum. 4000 başlık arkadaşımda ağır olan 500 baş, 20 baş olan 5 tane koymuş. Kimisi sıfır. Ben istifa ediyorum başkanım. Para kazanamıyorum diye ayrılıyor sektörden. Çünkü bizim kırmızı ete daha çok ihtiyacımız var. Ülkelere baktığımız zaman 14,5 kilogram tüketi yeterli değildir. Çok ülkelerde 60 kilo, 70 kilo, 100 kilo kadar tüketen ülkeler var. Onun için daha çok üretmemiz lazım. Üretimimizin, maliyetimizin Türk çiftçisine, bizim yerli üreticimize maliyetleriyle daha uygun olarak ithalatla çözemeyeceğimizi, biz besilik danaya da karşıyız. Ama bu ülkenin ham danasını, yeterli danayı bulamamaktayız. Bir kargassa, eğer 350 kiloluk hükümetimiz kargas dana getirmektense, dükkanın tamam belirli bir zamanlarda, belirli bir ölçüde diyorum, planlı olması lazım. Bunu da göz önünde durutmamız lazım. Evet, özellikle plansızlık çok ciddi sıkıntılara evet, yol açıyor. Evet, şu anda elektrik bir işletmenin 1000 lira gelen bir işletme, şu anda 3000 TL gibi geçen sene 1000 lira gelen elektrik masrafı geliyor. Geçen seneki mazot fiyatlarımızda bu seneki mazot fiyatlarımız aynı şekilde. Hatta ben şunu da, su işletmeleri her belediyenin yani evimizde tükettiğimiz su ücretiyle işletmecinin vesairesinde kullandığı danasına aynı para. Bu da aynı olmaması lazım. Tarımsala girmesi lazım ve bu aksi ticariye giriyor. Bu su fiyatlarından, danamıza içirmiş olduğumuz suyun da uygun olması gerektiğini düşünmekteyim.
Evet. İlhan Bey, bir şey daha sorayım, ondan sonra sohbeti noktalayacağım. Çalıştıracak işçi bulabiliyorlar mı? Özellikle Antalya bölgesinde besiciler, yani çoban olabilir ya da çiftliklerde çalışacak eleman. Bu konuda herhangi bir sıkıntı var mı? Ya zaman zaman sıkıntılar çekildiği zamanlar oluyor ama bir şekilde onları da çözüyoruz yani. Tabii ki hayvan bakmaya, adam bulmakta, eleman bulmakta sıkıntı çektiğimiz zamanlar olmuştur ama çok abartılacak kadar bir durum yoktur. Ona da bulunabiliyor yani. Arada bulunuyor. Peki İlhan Bey, aslında söyledikleriniz o kadar önemli ki %20'sinin bu işi bırakması demek yarın öbür gün bu rakamın daha da yükseleceği anlamı ifade ediyor. Korkularımız var. Evet, Evet. yükselmesinden korkuyoruz yani. Ki ben de duyunca inanın kulaklarıma inanamadım ve inşallah da bu yükselişin durdurulması ve hani yeniden o vazgeçenlerin besiciliğe dönmesi için adımlar atılır. Aksi takdirde bizi daha büyük sıkıntılı günler bekliyor gibi duruyor. İnşallah sizler de bizim daima gözümüz kulağımız oluyorsunuz. Çiçekli olarak her zaman için bizim sesimizi duyurduğunuz için şahsınıza ve televizyonunuza, kanalınıza sonsuz teşekkür ederim. Tüm üreticilerin bereketli ve hayırlı bir üretim yılı olmasını 2020 için de kutlarım. Çok teşekkür ediyorum İlhan Bey. Siz de vakit ayırdınız. Yoğun temponuz arasında bize zaman ayırdığınız için. Selamlar olsun. İyi çalışmalar diliyorum size. Teşekkür ederim, Ankara'ya görüşmek üzere Çok sağ diliyorum. olun. Teşekkürler.